Herkese selamlar, merhabalar. Tahirel Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz üzere arayüzü çok şık, çok sade. Ama ben açık açık söyleyeyim, Paribu borsasını kendim kullanmıyorum. Genelde global borsaları kullanıyorum. Bunun bir sebebi de maalesef ki Paribu'da işlem ücretlerinin çok yüksek olması. Her neyse, şimdi Paribu borsasına girdikten sonra KYC yaptıktan sonra tabii ki al-sat yapabilmek için banka hesabımızdan bir transfer yapmamız gerekiyor. Hemen sağ alta bulunan cüzdan kısmına tıklıyoruz. Burada en üstte karşımıza Türk lirası çıkıyor. Türk lirasının üstüne tıkladığımız zaman arkadaşlar yatırma ve çekme ayrı ayrı sekmeler var. Yatırma alanında öncelikle bizden bir banka istiyor. Yani hangi banka hesabına yatırmamızı yatıracağımızı soruyor. Eğer buradaki bankalar arasındaki bir bankada hesabınız varsa öncelikle onu seçin. Ama hiçbirinde yoksa herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Örneğin Ziraat Bankası'nı seçtiniz. Eğer sizin Ziraat Bankası'nda bir hesabınız varsa buraya yapacağınız transferler 7/24 geçiyor. Ama onun dışında hafta içi saat 5'ten sonra bir transfer yaparsanız sonraki gün mesai saatinin başlamasını beklemeniz gerekebilir. O durumda lütfen panik yapmayın. İlk mesai saatinde yani mesai saati başlar başlamaz paranız hesabınıza geçecektir. Merak etmeyin. Dediğim gibi örneğin Ziraat Bankası'nda bir hesabınız var. Hemen geliyorsunuz burada verdiği IBAN'ı ve alıcı ismini kendi banka uygulamanıza yazıp Dilediğiniz meblağı yazdıktan sonra gönderdiğiniz zaman paranız otomatik bir şekilde Paribu'daki Türk Lirası hesabınıza düşüyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Paribu hesabı kimin adına ise banka hesabının da onun adına olması gerekiyor. Yani ben şunu yapamam. Paribu hesabı benim ama gidip de bir arkadaşımın banka hesabından gelip de burada bana verdiği IBAN'a bir transfer yaparsam bu para askıda kalır. Tekrar aynı banka hesabına iade edilir. Aynı şekilde çekim işlemi de arkadaşlar yine tekrardan göstereyim. Cüzdan kısmından Türk Lirası'na geliyorsunuz. Burada çekim sekmesi var. Buraya geldiğiniz zaman zaten bir tek banka seçeneği var. Banka ismi fark etmeksizin Buraya kendi IBAN'ımı yapıştırıyorum. Ne kadar çekmek istediğimi yazıyorum. Ve 3 lira çekim bedeli var. E, genel olarak yatırma ve çekme işlemleri bu şekilde. Şimdi Türk Liramızı yatırdık. Artık yatırdığımız bu lirayla Bir alışveriş yapmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlar piyasalar kısmı var. Bu coinleri öncelikle inceleyebiliyoruz. Yani burada hepsinin Fiyatlarını ve böyle minik bir grafiklerini Hepsini biliyoruz arkadaşlar. Bunlardan al sat yapmak istediğimizin üstüne tıkladığımız zaman bizi direkt olarak alım ekranına gönderiyor. Ancak bizler şuradan da alt menüdeki kolay al sat kısmından da buraya ulaşabiliriz. Ama ben hiçbir zaman kolay al sat kısmından alım satım yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü buradan yapacağınız alım satımlar sizden daha fazla komisyon kesilmesine sebep olacak. O yüzden benim size tavsiyem buradan alım satım yapmak yerine piyasalar kısmına gelin. Örneğin burada Türk lirasıyla tamamen sallıyorum Dogecoin alacaksınız. Üstüne tıklayın bu ekrandan alım satım yapın. Bu sayede hem limit, piyasa, koşul gibi farklı emir türlerini kullanabileceksiniz. Hem de daha az komisyon ödeyeceksiniz. O yüzden benim size tavsiyem bu. Şimdi geldik burada Doge TL paritesinde işlem yapacağız. Bu arada şunu da çok fazla soran oluyor. Bitcoin'i Türk lirasıyla veya USDT ile yani dolarla almak gibi almak arasında ne gibi farklılıklar var diyen oluyor. Arkadaşlar hiçbir farklılık yok. Siz o coin'i isterseniz Türk lirasıyla alın, isterseniz dolarla alın, isterseniz e, Papoya Papua Yeni Gine'nin para birimiyle alın. Hiçbir farkı yok. Siz o coin'i aldığınız zaman artık sizin elinizde o coin var. O coin yükselirse kardasınız, düşer zar düşerse zarardasınız. Sadece eğer Türk liranız varsa lirayla alacaksınız. Dolar dolarınız varsa dolarla alacaksınız. Sadece tek kriter bu. Diğer taraftan e, kripto piyasasında biz genellikle kripto paraları dolar paritesinde inceleyip dolar paritesinde takip ederiz. Çünkü Türk lirası biliyorsunuz dolar karşısında da değer kaybediyor, değer kazanıyor. Yani biraz farklı volatil bir para birimi olduğu için Türk lirasıyla takip etmek e, çok da sağlıklı. Yani o ile alakalı çok da sağlıklı bir e, grafik sunmuyor bize. O yüzden genelde dolar bazında takip ediyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi gelelim örneğin Dogecoin e alacağım. Geliyorum tıkladığım zaman bakın sağ üstte alarm kurma yeri var. Burada örneğin diyorum ki yüzde %5 düşerse bir alarm gönder bana diyorum. yüzde %10 yükselirse bir alarm gönder diyorum. Yani bu şekilde alarm kurma ekranı var. Alarm kısmını da böyle anlatmış olayım. Onun da üzerinde favorilere ekleme kısmı var. Yıldıza tıkladığınız zaman favorilere ekleniyor. Bunun da üzerinde grafik kısmı var. Şimdi geldiğimiz zaman burada bir alış kısmı var bir de satış kısmı var. Alış kısmında arkadaşlar burada limit emir türü var. Piyasa emir türü var bir de koşul emir türü var. Limit ve piyasa aynı şey. Yani bir coin'i aldığınız zaman limit emir girerseniz arkadaşlar. Örneğin ben diyorum ki şu anda Dogecoin'in fiyatı 1.72 TL olarak gözüküyor. Ben diyorum ki eğer Dogecoin'in fiyatı 1.70'e düşerse ben 100 tane Dogecoin almak istiyorum diyorum. Alım butonuna tıkladığım zaman benim bu emrim açık emirlerim kısmına düşüyor. Yani ben buraya piyasaya bu borsaya bir emir giriyorum. Diyorum ki Dogecoin 1.70'e düştüğü zaman benim için 100 tane Dogecoin al. Bunu otomatik yap diyorum. Eğer fiyat 1.70'e düşerse bu alımlarım gerçekleşiyor. Ama yok eğer fiyat buraya düşmezse bu emir açık emirlerim kısmında düşüyor ve emir gerçekleşene kadar veya ben bu emri iptal edene kadar burada kalıyor. Ve benim buraya ayırdığım Türk lirasını da farklı bir işlemde kullanamıyorum da çekemiyorum da. Şimdi limit emir türü buydu. Bir de piyasa emir türü var arkadaşlar. Piyasa emir türü de aynı kolay alsat gibi. Burada fiyat yazmıyorsunuz. Sadece ne kadarlık almak istediğinizi Türk Lirası bazından yazıyorsunuz. Örneğin ben diyorum ki 1000 lira değerinde dogecoin almak istiyorum bana en uygun fiyat neyse O fiyattan bana 1000 lira değerinde dogecoin al Burada gördüğünüz üzere dogecoin için Tahtayı aşağı doğru indiriyorum Sağ tarafta satıcılar var sol tarafta alıcılar var yani burası bir market bir pazar gibi düşünün Satıcılar var alıcılar var İki taraf arasında alışveriş oluyor Eğer sağ kısımda En uyguna satan satıcı kimse görüyorsunuz 1.726 Liradan satan bir satıcı var ben piyasa emri girersem direkt 1000 lira değerinde Dogecoin'i oradaki satıcıdan alıyor arkadaşlar e, piyasa emir türü de bu öyle kullanılıyor arkadaşlar ama ben genelde limit Emir türü kullanırım Hatta genelde değil her zaman bunu kullanırım size de tavsiyem genelde limit emir kullanırsanız hem daha az komisyon edersiniz hem de daha garanti daha düzgün işlemler yapmış olursunuz Peki koşul Emir türü var bakın stop loss dediğimiz yani zarar durdur Emir türü ne demek Onu da hemen şöyle anlatayım. Örneğin benim elimde 1000 lira değerinde Dogecoin var ve ben bir grafik incelemesi yaptım veya e, rastgele inceleme yapmadım ama dedim ki benim elimde 1000 liralık Dogecoin var. Ben en fazla 100 liralık zarar toleransım var. Eğer 100 liradan fazla bir zararım olursa e, borsaya otomatik bir şekilde diyorum ki eğer %10 düşerse benim elimdeki Dogecoin'lerin tamamını sat. Benim de zararım neyse artık zararı durdur. Daha fazla zarar etmek istemiyorum diyorum. Ve buraya bir emir giriyorum. Geliyorum koşul fiyatı var. Şimdi fiyatımız ne? 1.72. Ben diyorum ki 1.50 pardon sol tarafa yazacağız. Ben diyorum ki eğer fiyat 1.55'e düşerse benim bütün Dogecoin'lerimi 1.53'ten sat diyorum. Peki niye 1.55, 1.53 yazdım? Onun da sebebi şu arkadaşlar. Bazen stop loss emir çalışıyor ama çalışana kadar zaten o fiyattan daha da düşmüş oluyor. O yüzden satış yapamıyoruz. Bunun için de yapmanız gereken eğer koşul fiyatını 1.55 yazdıysanız fiyat kısmına da 1.53 1.54 yazarsanız bu emrin daha düzgün çalışmasını sağlamış olursunuz. Yani aynı fiyatı yazmanızı tavsiye etmem. Peki koşul fiyatını 1.55 yazdık, fiyata 1.53 yazdık. Buraya toplam elinizde atıyorum 1000 liralık Dogecoin vardır. Hepsini buraya yazarsınız, hepsini satarsınız ama belki bir kısmını da satmak isteyebilirsiniz. Onu yazıyorsunuz ve sat dediğiniz zaman şu anda fiyat 1.72, fiyat 1.55'e düşene kadar satmaz. Eğer 1.55'e düşerse işte o zaman bütün Dogecoin'lerinizi satabilir arkadaşlar. Aynı şeyi alım için de yapabilirsiniz. Örneğin dersiniz ki Dogecoin 1.80 olursa, 1.80'i geçerse kesin daha yürür, daha çok gider dersiniz. 1.80'e buraya da 1.80 1 yazarsınız mesela. Buraya işte almak istediğiniz Dogecoin miktarını yazarsınız. Eğer bu fiyata gelirse benim için alım yap dersiniz. Hani bu şekilde koşul emir türü de kullanılabilir. genel olarak limit, piyasa ve koşul emir türleri bunlar. Alım satımları bu kadar basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dışında borsa ile alakalı anlatabileceğim çok da bir şey yok. Eğer farklı daha detaylı kendinizi geliştirmek istiyorsanız kanalımda farklı kripto para borsaları veya farklı kripto paralarla alakalı çok çeşitli içerikler var. Sizlere tavsiyem mutlaka benim kanalımdaki diğer videolara da bir göz atın. Ben zaten şu an kartlara ve bitiş ekranına açıklamaya da farklı videolarımı bırakmış olacağım. Onlara da bir göz atarak işinize yarayabilecek olanları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunlar dışında anlatabileceğim çok da bir şey yok arkadaşlar. Eğer kafanızda farklı soru işaretleri varsa lütfen yorum kısmından sormaya çekinmeyin. Ek olarak Telegram'dan, YouTube yorumlarından, Twitter'dan da dilediğiniz gibi bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplandırmaya çalışırım arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.